Tarih Hocam kanalından herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Ben Tarih Öğretmeni Osman Aksu. İyi günler diliyorum. Hadi bakalım bugün de denemeler zincirimiz devam ediyor sevgili gençler. Önce Esen Yayınları'nın Türkiye geneli TYT denemesini çözeceğiz. Ardından da Derspektif Yayınları'nın Türkiye geneli AYT denemesini çözeceğiz arkadaşlar. Bomba gibi sorular sizi bekliyor. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum. Hadi bakalım önce Esen TYT gelsin bakalım sevgili gençler. Evet, buradan hemen tarih sorularını açalım. Evet, değerli arkadaşlarım, buna göre diyor Amasya Genelgesi ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz diyor, değil mi? Bakalım şimdi, bakın burada bakın Amasya Genelgesi ile ilgili genel bir bilgi sorusu. Birlik beraberlik çağrısında bulunuyor. Evet, hatırlayın. Kurtuluş Savaşı'nın gerekçesi, amacı, hedefi, yöntemi ilk kez burada bildirilmişti. Bir ihtilal çağrısıydı değil mi? Bu bizim ihtilal beyannamemizdi. Kesinlikle. Tüm ülkenin temsil edildiği bir kuruluşu öngörmüştür. İçinde de var zaten. Temsil heyeti her türlü etki ve denetimden uzak bir heyet kurulmalıdır diyor değil mi? Evet bu da doğru arkadaşlarım. C'ye dursun. Kurtuluş Savaşı için gerekli olan milli iradeyi önemli bir faktör olarak ele almıştır. Bakın 3. maddesi ne der Amasya Genelgesi'nin? Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır diyor değil mi? Dolayısıyla arkadaşlar bu da doğru. Milli irade vurgusu var. Milli örgütleri milletin örgütlenmesini esaslamıştır. Ne diyor? Silahlarınızı bırakmayın diyordu değil mi? Askeri ve sivil örgütler asla dağıtılmayacak diyordu. Bu da doğru arkadaşlar. Ama bakınız Amasya Genelgesi'nin hiçbir gizli maddesi yoktur. Amasya Genelgesi'nin bütün maddeleri açıktır. Biliyorsunuz Amasya Kışlası'nda Ulu Önderimiz Atatürk Amasya Genelgesi'ni yaveri Cevat Abbas Gürer'e tutturmuştur arkadaşlar. Not aldırtmıştır. Dolayısıyla burada gizli bir madde söz konusu olamaz. Cevap C şıkkıdır. İkinci sorumuz gelsin değerli arkadaşlar. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen gelişmelere örnek gösterilebilir? Olumlu bir yorum sorusu. Bakalım bilgide ne diyor? 1870'te İtalya ve 1871'de Almanya'nın siyasi birliklerini tamamlayıp güçlü birer devlet haline gelmeleri ve üstünlük kurmak amacıyla destek arayışına girmeleri Avrupa'da bir takım gelişmelere neden olmuştur. Arkadaşlar bu gelişmeler dünyayı yeni bir felakete götürmüştür değil mi? Nedir bu felaket? Birinci Dünya Savaşı'dır. Bundan önce Avrupa'da meydana gelen bu gruplaşmalar ittifakları doğurmuştur. 1882 yılında Almanya, İtalya ve Avusturya Macaristan neyi kuracak? Üçlü ittifakı kuracak değil mi? İttifak devletleri kurulacak. Aralarına Avusturya'yı da alacaklar. Daha sonra 1907 yılında üçlü ittifak kurulacak. İngiltere, Fransa, Rusya bu ittifakın bileşenleri olacak değil mi? Dolayısıyla cevap size gülümsüyor. Adana'da değil mi? Yeni ittifaklara neden olacaktır bu gruplaşmalar? Cevap Adana. 3 gelsin bakalım hadi. Şimdi bu durumun gelişmelerinden hangilerini ortam hazırladığı savunulabilir? Olumlu bir soru. Doğru mu? Bakalım. Müslüman Arapların başka kavimler üzerinde üstünlük kurma girişimleri Emeviler döneminde en üst seviyeye ulaşmıştır. Evet biliyorsunuz Emeviler Müslüman olmayan, Müslüman olan diğer insanları dışlamışlardır. Onlardan cizye vergisi almışlardır. Onlara köle muamelesi yapmışlardır mevali politikasıyla değil mi? Heh, bu durumun diyor bir Müslümanlar, Müslüman halklar arasında çatışmaları çıkması kesinlikle. Adam diyor ki sadece Arapsan birinci dereceden üstünsün, kutsalsın. Ama Müslümansan ve Arap değilsen kölesin, mevalisin, azatlı köle demek ya. Doğru. Evet, ikiye bakalım. Halkların kendi tarihine, dinine ve sanatına sahip çıkması. Arkadaşlar, sen gelip de bir milleti hor görürseniz, bir milleti yok sayarsanız, o millette kendi tarihini araştırır, kendi köklerini araştırır ve sıkı sıkı milliyetine tutunur. Doğru. Üçe bakalım. Halkların etnik yapılarıyla ilgili araştırmalar yapılması. Kesinlikle arkadaşlar yani şimdi Araplar Türkleri, Farsları dışlamışlar. İnsan yerine koymamışlar. Değil mi? Bu da neden olacaktır? Ezilen milletlerin kendi etnik kökenlerini
araştırmalarına ve kendi benliklerine sıkı sıkı tutunmalarına neden olacaktır. Örneğin Türkler, Farslar çok köklü bir kültürden geliyor değil mi? Dolayısıyla bunların üçüne de ortam hazırlayacaktır. Cevap 1, 2, 3 olacaktır arkadaşlarım. Yani Edirne. Evet, 4 gelsin bakalım. Mustafa Kemal'in Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kurulmasına destek vermesi gerekçelerinden hangileriyle açıklanabilir? Klasik bir TYT sorusudur. Olumlu bir soru. Bakın, Atatürk'ümüz bizzat yakın arkadaşı Ali Fethi Bey'in yanına çağırmış. Gel bakalım Ali Bey. Git partini kur. Birileri de bizi eleştirsin. Birileri de bizi denetlesin. Demokrasinin olduğu yerde partileşmek esastır diyor. Bizzat ulu önderimiz Atatürk'ün desteğiyle Serbest Cumhuriyet Fırkası kuruluyor değil mi? Cumhuriyetimizin 3. partisi. Bunun gerekçelerini sormuş şimdi bize soruda. Hükümetin icraatlarının denetlenmesini sağlama kesinlikle Cumhuriyet Halk Partisi iktidar partisidir. Serbest Cumhuriyet Fırkası ise muhalefet partisidir değil mi? Yani iktidarı denetler, iktidarı eleştirir. Doğru. İkiye bakalım. Yapılan inkılaplarla yerleştiğine inandığı rejimi demokratikleştirme. Zaten Atatürk'ümüzün sözünü verdim. Hakikaten de öyle değil mi arkadaşlar? Yani demokrasiyi pekiştirmenin en güzel yolu çok partili siyasal hayata geçmektir. Bu da doğru. Bakın tarihine dikkat edin. Serbest Cumhuriyet 1930 yılında kuruldu. Tam da dünya ekonomik krizinin birinci yılında değil mi? Dünyada büyük bir ekonomik kriz var, kaos var. Ve Atatürk ne yapıyor? Bu partinin farklı düşüncelerinden istifade etmek istiyor. Değil mi? Hani akıl akıldan üstündür prensibiyle hareket ediyor. Dolayısıyla dünya ekonomik krizini yarattığı toplumsal huzursuzluğu ortadan kaldırma. Arkadaşlar bu adamların görüşlerine, önerilerine değer vermiş Cumhuriyet Halk Partililer. Başta Atatürk olmak üzere. Değil mi? Dolayısıyla bu da etkili olmuştur. Dolayısıyla cevabımız nedir? 1, 2 ve 3'tür. Yani Edirne'dir. Çok güzel, şahane sorular. Gerçekten esen yayınlar arkadaşlar. Gerek soru bankalarıyla, gerek denemeleriyle çok başarılı bir yayın evi. Çok ben takdir ediyorum gerçekten. Evet, şimdi gelelim TYT'mizin son sorusuna. Hadi bakalım. İslamiyet öncesi Türk devletlerinde görülen aşağıdaki durumlardan hangisinin demokratik yönetimin özellikleriyle bağdaştığı savunulabilir? Kanun belli bir ailenin üyesi olması. Arkadaşlar bunun demokrasi ilgisi yok. Bunun kurultayla ilgisi olacak bu dediğimiz şeyin. Burada A şıkkında belirtilen şey kut anlayışıdır. Kut. Biliyorsunuz kut bir aileye veriliyor, erkeğe veriliyor değil mi? Göktanrı tarafından. B'ye bakalım. Devlet işleri ve toplumsal konuların kurultay denilen mecliste görüşülüp karara bağlanması. Evet, aradığımız cevap bu. Çünkü kurultay neydi? İlk Türk devletlerinde devlet işlerinin görüşüldüğü, tartışıldığı, karara bağlandığı bir danışma organıydı. Neden danışma organı? Çünkü kurultayda son söz hükümdara aittir. Bu yüzden bu bir danışma, yani bir karar organı değil. Son söz hükümdarın. Hükümdar ne derse o. Dolayısıyla cevabımız Bursa. Arkadaşlar kurultayın olması kısmen de olsa demokrasinin varlığına işarettir diyelim. Evet, tarih soruları bitti. Arkadaşlarım burada hazır açmışken şu coğrafya sorularına da bakın. Bunları da çözün isterseniz. Yorumlarda tartışabilirsiniz, istişare edebilirsiniz. Buyurun 6. sorumuz. Sorular çok kaliteli. İstifade etmenizi isterim. Evet, 7. soruyu açalım şöyle. Bu da 7. sorumuz. Coğrafya 7. soru. Evet, bakın bu da 8. sorumuz değerli gençler. Evet, böylelikle arkadaşlarım ne yapmış olduk? Bugünkü Esen Yayınları TYT denemesinin sonuna geldik arkadaşlarım. Birazdan AYT denememiz var. Derspektif yayınlarının çok kaliteli bir denemesi. Lütfen kaçırmayın arkadaşlarım. AYT denemesi de birazdan geliyor. Sizleri bekliyor. Birazdan görüşmek üzere arkadaşlarım.